Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Çok sorulan bir soruyla ilgili bir video çekeceğim. Bu videoyu çekebilmem için tabii ki elimde bir bu şekilde HP logosunda veya Asus logosunda, LG logosunda da kalabilir. Fark etmez. Yani bilgisayarınızın markası neyse o logo geliyor böyle burada bekliyor. Bununla ilgili çok sorular geliyor. Bu sorunu nasıl çözeceğiz? Bu videonun konusu o olacak. Bunun öncelikle hard diskini sökmemiz gerekiyor. Bu laptopta bile sıkıntı var. Hard diski sökebilmek için bu tarz cihazların komple alt kısmını belki de klavyesini bile sökmemiz gerekebilir. Yani böyle bir cihazla karşı karşıyasınız. Mutlaka tamirciye götürmenizi tavsiye ediyorum. Bazı cihazların arka kısmında hard diskler için özel kapak var. O kapak üzerindeki iki vidayı veya bir vidayı sökerek hard diske ulaşabiliyorsunuz. Bunda maalesef yok. Bu yekpare Windows çökmüş olabilir. Hard diske arıza olmuş olabilir. Bilgisayarımızın anakartında, görüntüleme çipinde, RAM'inde, oradan da yani RAM arızası da olduğu zaman bilgisayar burada kalabilir, açılmayabilir. Her neyse BIOS'la ilgili bir sorun da olmuş olabilir. Ama biz ne yapacağız? Öncelikle teknik sorunu çözmeye çalışacağız. Cihazımızın hard diskine bir şekilde ulaşacağız. Çözmeye çalışacağız. Hangi yöntemleri kullanacağız? Onu görmek için kameramızın açısını değiştiriyoruz ve videoya başlıyoruz arkadaşlar. Her zaman söylediğimiz gibi cihazımızın mutlaka ve mutlaka bataryasını çıkarıyoruz. Bu batarya bazı cihazlarda iç kısımda oluyor, gömülü oluyor. Kapağı açtıktan sonra bataryanızı mutlaka anakarttan ayırmanız gerekiyor. Bu bilgiyi de verdikten sonra şuradaki vidaları açalım, işlemimize devam edelim. Bu model bir cihaz varsa elinizde mutlaka dikkat etmeniz gereken husus şu arkada 2 adet plastik pabuç var. Bu pabuçların alt kısımlarında da vidalar var gördüğünüz gibi. Bu vidaları mutlaka açmanız gerekiyor. Aksi takdirde zorladığınız zaman kapağı kırabilirsiniz. Çünkü bu vidalar gizli vida. Bütün vidaları açtıktan sonra şöyle ince bir spatula ile ahşap spatula da olabilir, plastik spatula da olabilir. Özel spatulalar ürettim 3D yazıcıdan. Bununla şöyle kenarından gireceğiz ve açmaya başlayacağız. Plastik kullanmanızı tavsiye ediyorum. Aksi takdirde kapağınıza zarar verebilirsiniz, çizebilirsiniz. Aynen geldi, çıktı zaten. Fanı da çok kirli olduğunu gördüm. Fanını temizleyelim. Aynı zamanda termal macununu yenileyelim. Hard diski sökeceğiz. Hard disk için bir işlem yapacağız. Silgi işlemi yapacağız. Bu cihaz üzerine elimde uygun RAM varsa bir de RAM takviyesi yapmak istiyorum. Varsa tabii ki. RAM slotlarından birisi boş. Konumuz RAM değil ama RAM ile ilgili de bir bilgi vermek istiyorum burada. Aşırı derecede soru geliyor. Bilgisayarımızın RAM'ini yükseltebilir miyiz? Evet, bilgisayarınızın RAM'ini yükseltebilirsiniz. Ancak bilgisayarınızda böyle 2 adet RAM slotu olması gerekiyor. Örneğin bu bilgisayarda tek RAM slotu olsaydı tek RAM'le yoluna devam edecekti. Ama bu bilgisayarın üzerinde şu anda 4 GB 1600 MHz bir RAM var. 8 GB yapabilirsiniz ama öncelikle bu cihazın modelini internet üzerinden yazıp bu cihazın 8 GB RAM destekleyip desteklemediğini öğrenmeniz gerekiyor. Öğrendikten sonra diyelim ki RAM almaya karar verdiniz. Burada dikkat etmeniz gereken husus özellikle aynı marka aynı model RAM'i bulabilirsinizse daha iyi olacak. Diyelim ki aynı modelden bulamadınız. Aynı markadan bulamadınız. Bu sefer de MHz'ine mutlaka dikkat ediyoruz. Yani 4 GB 1600 MHz bir RAM bularak bu cihazı yükseltebilirsiniz. Yani 8 GB'a çıkarabilirsiniz. Hard diskimizin arayüzünde hiçbir şey yok arkadaşlar. Tertemiz gördüğünüz gibi. Bu tarz arayüzler pek oksitlenmiyor. Değişik bir teknolojiyle yapılıyor. Bazı hard disklerde bu kısımlar bakır oluyor. Bakır olduğu için de aşırı derecede oksitlenme yapıyor. Ama bazı modellerde bu şekilde bir teknoloji kullanılıyor. Kesinlikle yıllar geçse bile oksitlenme yapmıyor. Yine de şöyle açmışken hafif bir silelim ve yerine takalım. Bu durumda
hard diski elemiş oluyoruz. Yani en azından bu oksit olayını elemiş oluyoruz. Hard disk üzerinde bad sektör de olmuş olabilir. Yani iç kısmında da arıza olmuş olabilir. Bunu çözmenin bir yolu arkadaşlar. Şimdi formata geçeceğiz. Toparlayalım bilgisayarımızı. Format esnasında herhangi bir yüzdede bilgisayarımız kaldığı takdirde bu sefer ne yapacağız? Hard diski değiştirme yoluna gideceğiz. İnşallah oraya kadar gelmez. Format atarak bilgisayarımızı kullanılabilir hale getiririz diye düşünüyorum. Sökmüşken bir de fan ve termal modülünü temizleyelim. İşlemimize son verelim. Gördüğünüz gibi iyice termal macun kurumuş, fan bayağı kirlenmiş, fan penceresi kapanmış. Böyle bir cihazın işlemcisi de bu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok zayıf, gömülü bir işlemci. Zaman zaman soruyorsunuz ya arkadaşlar, laptopumun işlemcisini yükseltebilir miyim? Bu laptopun işlemcisini yükseltemezsiniz arkadaşlar. Gömülü işlemci dediğim bu. Hazır sırası gelmişken sizlerle bunu da paylaşmak istiyorum. Normalde laptoplarda bildiğiniz gibi böyle işlemcilerin soketleri vardır. Şurada bir vida vardır. Bu vidayı açarsınız, işlemci çıkarıp üst modeliyle değiştirebilirsiniz veya arızalandığı zaman değiştirebilirsiniz. Maalesef bazı modellerde bu şekilde çok zayıf, bir de gördüğünüz gibi. Yani şu cihaz bakar mısınız? İşlemci, görüntü çipi ve görüntü çipi. 2 adet görüntü çipi var. Görüntü çipinin yeri de boş duruyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada çipin yeri var. RAM'lerin yeri de var ama maalesef ekran kartı çipini, maalesef görüntü çipini yapacağı işleri şu küçücük işlemciye bırakmışlar. Ondan dolayı hani diyorsunuz ya, bazen laptopumla oyun oynayamıyorum. Bu sebepten dolayı oynayamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Şu RAM'den elimde var mı bakacağım. Varsa bunu yükseltmeyi düşünüyorum. Yoksa şansına küsecek. Öncelikle şu temizlik işlerini bitirelim. Daha sonra toparlayalım, format atalım. Burada ben genelde ıslak mendil kullanıyorum. Islak mendilin fazla ıslak olmaması gerekiyor. Yani şöyle suyunu sıkıp o şekilde termal macunları temizleyebilirsiniz. Bu kısımları kesinlikle çizmiyoruz. Eğer çok kurumuşsa, çıkmıyorsa bunu sıcak su içerisine koyarak yumuşamasını bekleyebilirsiniz. Aynı zamanda aseton tarzı alkolle de temizleyebilirsiniz. Bunu ben banyoda götürüp yıkamak istiyorum. Çünkü aşırı derecede iç kısmı dolu. Fanı bir sökelim. Fan nasıl sökülür onu da görmüş olalım. Aslında buna benzer videolarım çok ama bilgi tazelemek açısından iyi olacaktır. Fanımızı tertemiz ettik gördüğünüz gibi. Bu kısımları banyoda yıkadım, kuruladım ve getirdim, yerine takacağız. Ve her videoda bahsettiğim bu yağlama olayını bu fana da yapalım. Çünkü bu fanlar özel fanlar arkadaşlar. Arka kısımlarında herhangi bir kapak falan yok. Bazı modellerde şurada bir lastik tıpa var. Bunu çıkarıyorsunuz. Bu kısımdan yağlıyorsunuz. Bazı fanlarda maalesef böyle kapak falan yok. Sizde de böyle bir fan var. Yağlamak istiyorsunuz. Yani ses yapıyor vesaire, sıkıntılar yapıyor. Bunu sökmenin tek bir yolu var. Bazı fanlar çıkmayabiliyor. Çok sert oluyor. Onu kesinlikle zorlamayın. Kırılacaktır, bozulacaktır. Daha sonra gelip videoların altına noktalı virgülü yorumlar yazmayınız. Hep söylüyorum bunu. Şimdi böyle bir fanınız var. İnce bir spatula ile alt kısmından hafiften çevre çevre her tarafından yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Çıkıyorsa çıkıyordur. Çıkmıyorsa kesinlikle zorlamıyorsunuz arkadaşlar. Zorladığınız zaman fandaki kalibrasyon bozulacaktır. Yaprakları kırılacaktır. Yani bu fan her ne kadar sağlam olsa da bazı fanların yaprakları gayet zayıf oluyor. Bir kere çekiyorsunuz. Çıktı çıktı, çıkmadı. Fazla üzerinde tepinmenizin bir anlamı yok. Genelde sıvı yağ kullanıyorlar. Ben gres yağını keşfettikten sonra kesinlikle sıvı yağ kullanmıyorum. Gres yağının burada kalma süresi diğerinden 3 yıl daha fazla arkadaşlar. Onu bilmekte fayda var. Çok abartmadan gres yağımızı şuradaki milin üzerine sürelim. Şöyle kürdan tarzı bir malzemeyle buradaki şu delik kısmına yağ bulaştırmanızda fayda var. Ama fazla da abartmamak lazım. Zira bu kısımda bu yağlar bir zaman sonra toz topluyor. Ondan dolayı da sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şimdi fanımızı yerine takalım. Bu fan biraz daha iyi dönecek bundan sonra. Çünkü hem temizlendi hem de yağlandı. Fanımızı toparlayalım. Bilgisayarımızı toparlayalım. Daha sonra formata geçeceğiz. Format esnasında herhangi bir sıkıntı yaşarsak zaten muhtemelen ya RAM'de bir sorun arayacağız
RAM'i değiştirme yoluna gideceğiz. Çünkü kart diskte şu anda bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Ya da anakart üzerinde herhangi bir sorun olmuş olabilir. Ondan da kaynaklı format atılamayabiliyor. Şimdi öncelikle termal macunu uygulayalım. Daha sonra birkaç RAM var elimde. Küçük işlemciler üzerine çok abartmıyoruz. Şöyle bir mercimekten biraz daha büyük olabilir. Termal macunumuzu uyguluyoruz. Sürmeye gerek yok. Bloğu üzerine koyduğumuz zaman kendiliğinden zaten yapışacaktır. Şu blokları çok kalitesiz yapmışlar. Çok incecik. Şuraya bakar mısınız? Genelde bakır oluyor bunlar ama burada bakır kullanmamışlar gördüğünüz gibi. Her neyse konumuz o değil şimdi. Yıldız ucumuzu takalım. Bilgisayarımızı toplamaya başlayalım arkadaşlar. RAM'ini de yükselteceğiz. Elimde bir adet aynı mehez RAM buldum ama 4 GB değil maalesef, 2 GB. En azından ne olacak? 6 GB RAM olmuş olacak. 4'ten iyidir. Ama tabii ki destekliyor mu, desteklemiyor mu onu görmek lazım. Böyle bir açalım, çalıştıralım. Bilgisayarımız açılırsa demek ki cihazımızı destekliyor. Bu durumda cihazımız bu saatten sonra 6 GB olarak hayatına devam edecek. Evet, açıldı arkadaşlar. Mükemmel. Şimdi kapatalım. Fazla uğraşmayalım. Biraz sonra bir menü gelecek. Oradan yapmamız gereken işlemleri bize sıralayacak. F1, F2 ve o F11'e kadar birkaç kombinasyon var. F10'la BIOS'a girebiliyorsunuz. BIOS'la ayarlar yapabiliyorsunuz. F2, F9, F10, F11 diye birkaç seçenek var. Bizim için şu anda önemli olan boot menüsü F9'muş arkadaşlar. F9'da DVD'mizi koyduk veya flash belleğimizi taktık. Klavye üzerindeki F9 tuşuna basıyoruz. Formata başlıyoruz. Formata başlayabilmek için medyayı seçmemiz gerekiyor. Biz DVD Writer'dan başlatacağımız için yön tuşlarıyla DVD'yi seçiyoruz ve Enter'a basıyoruz. Bu kadar. Bu kısımda da tekrardan bir daha CD-ROM'dan başlasın mı diye soruyor. Enter diyoruz. Biraz sonra kurulum başlayacak. Biçimlendirme ekranda tekrardan görüşmek üzere. Ve gördüğünüz gibi formata başladı. Bu kısımda herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Direkt ileri butonuyla ilerliyoruz ve şimdi yükle diyoruz. Aslında buna benzer videolarım var ama bu da yeni güncel video olsun diye bu kısımları da anlatmak gereği duydum. Bu kısımda şifre istiyor. Elinizde varsa key'iniz bu kısma girebilirsiniz. Biz daha sonra gireceğiz. Buraya atlıyoruz. Windows key'leri internet üzerinden satılıyor. Satın alabilirsiniz. Biz o şekilde kullanıyoruz. Key satın alıyoruz. Lisans koşullarını kabul edip ve ileri diyoruz. En önemli yer burası arkadaşlar. Özel yalnızca Windows'u yükle butonunu tıklıyoruz. Bu bilgisayar üzerinde Recova dosyası var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Recova dosyası diye bir dosya var ama bu Recova dosyasını kesinlikle bilgisayarı başlatamadık. Çünkü muhtemelen ya virüs girdi bu dosyanın içerisine ya da hard disk üzerinde herhangi bir sıkıntı olduğu için Recova dosyasını biz göremedik maalesef. Hard disk şu anda 2 bölümden oluşuyor. 500 GB sanırım hard diskimiz. Evet, 2 bölümden oluşuyor. Biz gelin bunların hepsini silelim, temizleyelim. Tekrardan hard diskimizi 2'ye bölelim. Buradaki bu Recova dosyasını ben ellemeyeceğim. Yine de dursun. Belki kurtarabiliriz. Nasıl kurtaracağız onu bilmiyorum ama. Hard disk üzerindeki bütün bölümleri siliyoruz. İşaretleyip üzerini şöyle işaretledikten sonra sil diyoruz. Hard diskimiz gördüğünüz gibi tek parça olarak burada duruyor. Yeni butonunu tıklayarak aşağıdaki penceredeki rakamı siliyoruz. 4000 yerine 2000 yapmamız gerekiyor. 450 GB hard diski 200 olarak ayırdım. Yani ikiye bölmüş olacağız bir bakıma. Uygula dedik. 194 GB ve 254 GB olarak ikiye bölündü. Aşağıdaki bölümü de yeni yaparak uygula diyerek aktif hale getirmeniz gerekiyor. Zira bu kısmı burada uygula yapmadığınız zaman arkadaşlar, yani biçimlendirebilirsiniz. Şu anda biçimlendir dedim. Masa üstünde de biçimlendirebilirsiniz. Burada da biçimlendirebilirsiniz. Aşağıdaki D bölümünü bu kısımda yeni yapıp biçimlendirmediğiniz zaman masa üstünde görülmeyecektir. Masa üstünde göremediğiniz bir hard diski de nasıl tekrardan geri alıyorsunuz onunla ilgili kanalımda çok güzel bir video var. Oradan da izleyebilirsiniz. 254 GB'ı biçimlendirdik, yani D olarak biçimlendirdik. Üst kısımdaki 194 GB'lık hard disk bölümünü C olarak düşünüyoruz. Biçimlendir diyoruz, tamam diyoruz ve arkamıza yaslanıyoruz. Muhtemelen bir 15 dakika sonra masa üstünde görüşeceğiz arkadaşlar.
ve masa üstümüz geldi çok şükür. Bu da şu anlama geliyor. Hard diskimizde bilgisayarımızın herhangi bir yerinde teknik bir sorun yokmuş. Sadece yazılımsal bir sorun varmış. Virüsten kaynaklı olabilir. Başka bir şey silinmiş olabilir vesaire vesaire. Her neyse o kadar önemli değil. Sürücülerini kuralım, programlarını kuralım, sahibine teslim edelim. O güle güle kullansın. Biz de videolarımızı güle güle izleyelim. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Yeter ki sizler kanalımızı takipte kalınız. Hoşça kalınız. Sağlıklı, sağlıklı, bol kazançlı, en güzel yarınlarda buluşmak dileğiyle. Eyvallah arkadaşlar. Hoşça kalın. Şimdi bir yandan editini yaparım. Bir yandan da bunun sürücülerini vesairesini yüklerim. İki işi bir arada çıkarmış oluruz. Vakit nakittir.